Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz mirasla ilgili genel konular. Miras, insanın sonunda olan olaylar muhtemelen, miras böyle. Yani insan denen varlık öldüğü anda bir şey karışamıyor. İse padişah olup bir şey karışamıyor. Miras ilmi, buna feraiz deniyor Arapçada. Feraiz ilmi deniyor. Bu fıkıh içerisinde ayrı bir konu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, talemin feraize. Bu ilmi öğrenmeye başlıyor. Feraiz ilmi öğreniniz. Ve allimühün nase, bunu insana öğretiniz. Ve emrediyor Aleyhisselam Hazretleri böyle. Feraiz ilmi öğreniniz, insana öğretiniz bunları. Fe'nnevün nısfü ilmi, bu ilmin yarısıdır bu. İlmin yarısı, demek ki feraiz ilmi. Yani miras ilgili ilim, ilmin yarısı. Neden ilmin yarısı? Yarısı hayatla ilgili, yarısı ölümle ilgili. Onda. Ve Yunus'a ama bu ilim unutulacak. Ve Yunus'a bu ilim unutulacak zaman gelecek. Uygulanmadığı için, yaşanmadığı için unutulacak muhtemelen böyle. Bu ilim böyle. Evvelim ilmi Yunus'a ümmeti. Ümmetimden ilk çekip alınan ilimde bu ilim olacak böyle. Ümmet-i Muhammed'den. Yani ahir zamanda bu ilim artık kalmayacak, unutulacak muhteremler böyle. Halbuki feraiz ilmi, en kesin farzlar, ayet-i kerimede kesin farzlar bundadır böylece. Cahiliye döneminde, insan öncesi döneminde, Arabistan'da yalnız mirasa erkekler sahip olurdu. Kadınlar, kızlar, boş yokları, bunlara mirastan pay vermezlerdi muhtemelen böyle. Onların görüşüne göre o dönemde ancak savaşabilenler, yani silah kullananlar onlara pay verirdi, mirastan verilirdi. Kadınlara, kızlarına, çocuklara verilmezdi. Günümüzde hala var bu uygulama muhtemelen. Ülkemizde var hala, duyuyorum böyle. Yani kadınlara miras vermenin hala var ülkemize, uygulanan yerler var, yöreler var böyle. Bir gün bir kadın geldi Peygamber'in Aleyhisselam'ın böyle. Kadın geldi, iki de kızı var yanında. Dedi ki kadın, ya Resulallah, ben de Sa'd bin Rebi'nin eşiydim, zevcesiydim, hanımıydım onun. Sa'd bin Rebi'ye. Bu dedi, Uhud'da şehit oldu. Uhud'da şehit oldu. Kalan malını onun kardeşi aldı dedi böyle. Yani kızı amcası. Bütün malını o aldı. Hiçbir şeyi de bize bırakmadı. Bize bir şey bırakmadı dedi böyle. Bütün malı o aldı dedi. Bir şey bırakmadı bize dedi. Aç kaldı, açta kaldı bize dedi böyle. O günkü demek ki adetlere göre ölen Hazreti Sa'd bin Rebi'nin bir erkek kardeşi varmış. Bütün malı alıyor böyle. Hanımına, kızlarına bir şey vermiyor tabii böylece. O anda henüz daha miras ilgili ayet-i kerimeye gelmediği için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri feda veremezdi. Dedi ki onlara bir bekleyin bakalım. Mevlam tabi bu işe bir şey verir. Ayet-i kerime gelir böyle. Derler. Bu Sabir Rebi Hazretleri Uhud'da şehit oldu. Uhud'da şehit oldu. Bu ilk Müslümanlardan. Hicretten önce Müslüman oldu Medine-i Münevvere'de. Ensardan kendisi. Uhud Harbi biraz tabii karmaşık oldu. Okçuların yeri bırakmasıyla beraber savaş kazanılmışken aksine döndü savaş. Savaş sonunda buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, Eshabım, bakın bakalım dedi böyle,
Sahab-ı Rebi ne oldu? Ona saldıranları gördüm ben. 12 kişinin saldırıyorlardı. Bakın bakın yaralı mı? Acaba ölenler arasında böyle. Peygamber emriyle sahabeden biri, Muhammed Meslem Hazretleri, o aramaya gitti. Savaş, Uhud'da savaş alanında. Ve başladı bağırmaya. Ya Sahab-ı Rebi, ya Sahab-ı Rebi, size cevap yoktu böyle. Sonra şöyle buyurdu, Resulullah adına seni arıyorum deyince, gayet yavaş, kısık bir ses. Buradayım, ölü arasındayım. Ölü arasındayım böyle. Yanına gitti baktı, ölüm halinde, artık ölmek üzere, açtı gözünü. Dedi ki ona, benden de Resulullah selam söyle. Cennet hem Uhud'un yanına getirildi. Onun kokusu alıyorum dedi böyle. Beni kendi halime bırak dedi. Eshab-ı kiramına selam söyledi böyle. Gözünü kapadı ve hürmeye teslim etti muhtemelen böyle. Yani cennet Uhud'a getirildi bu muhtemelen böyle. Ona öyle yakınlaştırıldı. Kokunu alıyor. Cennete baka baka. Bu da diyor ki Meslem Hazretleri sağdan diyor, bedenine baktım diyor, artık sağlam ile kalmamış diyor. Ok yaraları, kılıç yaraları, her taraf paramış olmuş böyle. Olmuş şey olmuş, o da böyle böylece. İşte bu ölünce bunun kardeşi ne yapıyor? Bütün malı el koyuyor birdenbire, hanımını, kızlarını bir şey ermiyor bunlara böylece. Sonra ayet-i kerime geldi tabi buna ilgili. Nisa gidi de gelmedi. Elham bir erkekler için validenin akran bıraktığı maldan bir pay vardır. Ricali erkeklerin nisayimler nitelik validenin akrabuyla. Erkekler için valideynin ana babanın akran bıraktığından pay vardır. Velin nisai nasibin. Hadi böyle. Kanlara da vardır bunda böyle. Ayet-i kerimesi geldi. Sonra Peygamber Hazretleri haber gönderdi Sa'd'ın kardeşine, onu çağırdı yanına. Ona buyurdu ki, Rambele buyuruyor. Şimdi nasıl bu taksim olan mal muhteremler? 1/8 kadın oluyor böyle. Ayet-i kerimesine sabit. O Kur'an bu akşam girmiyorum da. Başka bir sohbete inşallah konu edeyim inşallah. Şimdi genel bir bilgi vereceğim şimdi bu akşam. 1/8 kadına oluyor böyle. Ne zaman? Eğer ölenin çocukları varsa, bakın, ölenin çocukları varsa, yani kocası, mal bırakanın, gereği bu kadından, gereği başka hanımından. Eğer ölenin çocukları varsa, çocukları varsa, o zaman ne oluyor? Eşi, hanımı ne oluyor? 1/8 almış oluyor böyle. Eğer ölenin çocukları yoksa, gerek bu hanımdan, gerek baş hanımından. Çünkü yoksa o zaman kadın hakkı mirasta 1/4 oluyor muhtemelen böyle. Erkek 2 kalkıyor bu. Değişiyor böyle. Kızlara gelince eğer ölenin oğlu varsa o zaman bu kız erkek arasında paylaştırılıyor böyle. Başka karışamıyor böyle. Eğer ölenin erkek oğlu yoksa, yani kızı varsa o zaman ne oluyor? Tek kızı varsa malın yarısı oluyor. Tek kızı varsa malın yarısını o kız alıyor böyle. Eğer kız 2 veya daha fazla ise o zaman 1/3 alıyor böyle. 1/3 alıyor. Kalan ne oluyor? Asabe deniyor. Asabe. Yani erkek vasıl akrabalara. Kalanı da erkek kardeşine verildi muhtemelen böyle. Eğer oğlu olsaydı kardeşi var olamazdı buna, oğlu olsaydı böyle. Oğlu olmayınca ne oldu? Bu sefer kardeşi varis oldu böyle. Demek ki kadın hakkı eğer ölenin çocuğu varsa 1/8. Çocuğu yoksa 1/4 alıyor kadın böyle. 2 katlıyor böyle. Kız, tek bir kızı varsa ölen kişinin malın yarısını alıyor. 2 daha fazla ise 1/3 alıyor. Kalanı asabe varsa, işte
dedesi olur, şu olur, bu olur böyle. Amca oldu bir olabilir icabında böyle. Bunlar alabilir bunlar, bunu kalan da bunlara böyle. Şimdi bir de mirasta din ayrılığı olmayacak. Din ayrılığı olmayacak böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Buhari Müslim'de, La yeresil müslümülü kafire, beli kafirül el müslüme. La yeresil müslümülü el kafire. Müslüman bir kimse, kafir olan bir insana varis olamıyor. Kafir de Müslüman varis olamıyor Müslümana. Şimdi mesela günümüzde bir Hristiyanın, Yahudinin, müşrikin, ateistin oğlu Müslüman olsa ne oluyor? Müslüman olunca babası anasına mirasını alamıyor. Eğer bu çocuk Müslüman olarak bilirse, anne babası kafirse, onlara da varis olamıyorlar. Dinarlı olunca böylece. Şimdi günümüzde bu çok oluyor muhteremler böyle. Hristiyan olması şartta böyle. Yani dinsizlik denen böyle. Ateist olur, mason olur. İdeoloji olarak böyle İslam karşıtı bir ideolojiyi benimser. Onun bunun peşinde gider, din karşısında, şeylerine karşısına gider. Bu nedir? Allah korusun, mürteddir bu muhterem böyle. Daha da tehlikeli bu böyle. Yani annesi babası Müslümandır. Çocuk Müslüman olarak doğmuş, Müslüman olarak büyümüştür. Ama sonradan işte okulda, şurada, buradayken aldılar, Allah korusun bir sapıklık aldılar böylece. Onların peşine gider, çağdaş, mağdaş onların peşine gider Allah korusun. Dinden çıkarsa ne olur? Mürted dönüyor buna Allah korusun. Buna da biraz düşmüyor böyle. Düşmüyor biraz böyle. İslam'da tabii böyle. Kanun başka da böyle. O yüzden karışmıyorum. Şimdi miras ne zaman başlıyor miras? Çok önemli bir konu. Mevt-i Muris'in hakkı ev hükmen. Mevt-i Muris'in hakkı ev hükmen. Muris miras bırakan anlamına geliyor. Muris'in ölümü. Ölmesi şart. Ölmeden mirası edilemiyor. Bir kimse ağır hasta, artık ölüme kesiyenin tıbbende böbreği kalmamış, ciğerleri kalmamış, midesi kalmamış, ölümü kesin adı belli. Ama ölmeden bunun malı taksim edilemiyor. Ölmesine şart verilecek. Yoğun bakımda, komada, bilinci yok. Yine beklenir, ölmeden taksim olmaz, haram olur. Bak onu da hala böylece. Hatta bilgisayar hayata girse, yani nefes alıp verebiliyor, kalbi atabiliyor, çalışıyor, bilinci yok böylece. Uzun zaman sürebilir, yine bunun bana taksim olmaz böylece. Eğer anlaşsa varsa kendi aralarında, nasıl artık öldü, ölüm halindeyseler bile, yine bunun bana taksim olmuyor muhtemelen böyle. Ölmesi şart. Öldüğü anda olmuş oluyor böyle. Bir gün bir muhterem zatın biri, Allah dostundan birisi, ölüm ağır hasta. Bunu arkadaşları yalnız ziyarete geliyor arkadaşları. Tabi onlar da ona gibi insanlar böyle. Anlaştıklarına göre. Tabi o zaman kandil yanıyor oda içerisinde. Bunu bekliyorlar. Yasin okuyorlar. Kendileri getiriyorlar. Derken bu barizan rahmet oluyor. Öldüğü anda diyor ki cemaatten biri arkadaşlar söndürün şu kandili. Neden? Ya kandil bunun malındandı. Hayattayken buna aitti bu ya bunun işine ya böyle. İşte öldü bu barizanın malı oldu. Ufak şu yukarı barizanın içerisinde. Şu yukarı barizanın içerisinde şimdi bunu söndürüyorlar. Demek ki incelik var muhteremde. Yani kişi öldüğü anda mal hemen varislere kalıyor. Eğer ufak şurada varsa biz daha tehlikeli muhteremde böyle. O malda yeme gerekiyor bir şey böylece. Demek ki miras taksimi için muhrisin, miras bakan kişinin ölmesi gerekiyor.
İki ayrılıyor. Hakikaten hükmen. Hakikat ölüm, bilim ölüm böyle. Hükmen kişi kaybolmuş. Kişi kaybolmuş, bilinmiyor. İzi yok işte böyle. İzi yok. Bu da beklenir. Ne kadar beklenir? Onun yaşında ne kadar yaşayabilir aşağı yukarı? O kadar beklenir muhtemelen böyle. Kaybolan kişiler böyle. Tabii günümüzde daha kolay insan bulunur da günümüzde. Ama eskiden tabii telefon bir şey olmadığı için o zamanlar haber gelmiyor insanlara. Demek ki ölüm yaşı kesinleşmeden mal taksim olmuyor. Bu ölen hakkında şimdi. Buna kim olacak varis? Ve vücudu varisi inde mevdihi. Bir de bu kişi ölmeden daha varislerin de hayatta olması lazım. Varislerin de. Ölmeden bu kişi hayattayken bunun varislerinin de hayatta olması gerekiyor. Hakikaten evi takdiren. İki ayrılıyor. Hakikaten hayatta olması gerekiyor. Evi takdiren. Takdir olarak. Nedir? Ana karnındaki yavru. Ana karnındaki yavru var. Kadın hamiledir. Tabi annesi ölsün, babası fark etmiyor. O da ne oluyor? Bana mirasına girmiş olmuştur. Hayat olması şarttır. Ölüm halinde kimin daha önce öldüğü bilinmese, varisiyle biraz bakar aslında böyle, o zaman biraz varis olamıyor anlamadılar böyle. Eğer ölenin daha önce kim öldüğü bilinmese, örnek verelim, karı koca uçakla bir yere giderken uçak düştü bir yere, Allah korusun, Müslümanlar inşallah. Uçak düştü, tabi dağlara çarptı, kış derken böyle, ölmüş bunlar böylece. Karı koca, ikisi acayip birden mi öldü, bir sonra öldü mü bilmiyor bu. Ne olacak? Bunlar birbirine varsa olmuyorlar. Bir var, olamıyorlar. İkisi öldü, nasıl, ne olacak varsa olsa? Yok, var muhtemelen. Çok iş var böyle ya. Çok iş var böylece. Neden? Diyelim ki, Kadın şimdi mesela kocasından sonra ölseydi ona varis olacaktı böyle. Mesela trafik kazası olsa, Allah korusun Müslümanlar inşallah, trafik kazası olsa muhteremler, hemen kaza anında diyelim ki kocası direksiyon başında, şoför orada, o hemen öldü. Kadın hemen ölmedi. Hastanede yolda öldü, o zaman kadın kocasına varis oluyor. Bak o da ölüyor biraz sonra. Ama varis olmuyor. Bakın. İnce biraz bakmadan böyle. Demek ki varis olması için ondan sonra ölmesi gerekiyor. Hangisi kalırsa ona varis oluyor buna böyle. Şimdi kadın yolda öldü, hastanede öldü. 5 dakikası olsun fark etmiyor, sonra da öldü. Kadın ne oldu şimdi? Kadın kocasına varis olarak öldü ama. Peki ne olacak? Ne mi olacak? Ya kadının baş çocukları varsa başı kocasından ne olacak? Ona bu varis mıdır böyle? Ya o da var mıdır başında? Tamam, baş çocukları yoksa, ilk evliliği mesela, çocuklar beraberse, tamam çocukları bunu taksim eder bunlar. Tamam belli bu şekilde. Ama öyle kadın var değil mi? İlk evliliğinden çocukları var. Çocukları var böylece. Şimdi uçak kazasını verdiği örnek gibi kadın önce öldü, erkek belli değil. O zaman ne oluyor? O kadının diğer kocaman çocukları buna var olamıyor, olamıyor var mı terimler böyle. Ama kadının sonra öldüğü bilinirse ne oluyor? Kadın kocasına varis oldu. Eğer kocasının gerek bundan gerek başka hanımından çocuğu varsa 1/8 kadının. Yok çocuğu yoksa 1/4 kadının böylece. Şimdi o ne oluyor? 1/4 ya da 1/8 ne oluyor? Hem kadının bu kocasının çocukları ve diğer çocuklar varis olur muhtemelen oluyor böyle. Kadının babası olabilir, çocuğu olmasa bile. O da var muhtemelen böyle. Şimdi mesela kız evlenmiştir böyle. Çocuğu var bir kocasından beraber.
Eğer babası sağsa, annesi sağsa, onlar varsa olabilirler kadına muhtemelen böyle. Ne zaman kadının soy öldüğü belli olursa. Belki de böyle. Olur ya, kadının malı vardır. Kadının malı vardır. Babasından mirası almıştı, şu almıştı. Kadının malı vardır mesela. Önce kadın ölmüş. Bu kesin bilinecek ama bu. Yani beyine dönüyor. Kanıtlanması gerekiyor bunun. Önce kadın ölmüş. Erkek sonra öldü böyle. Bu defa ne oluyor? Erkek kadına varis oluyor şimdi böyle. Varis oluyor. Bu erkeğin de başka kadına çocuğu varsa onlara ona ortak olabilir. Benim bir ciheti irsi, bir de varisin hangi yönden varis olduğu bilinecek. Neseben mi, nikah ile mi? Bu da bilinecek bu şekilde böyle. Şimdi kişi öldü. Nasıl taksim başlayacak muhtemelen böyle? Genelde uzun bir zamana bu yayılır, bu günümüze böyle. Yani hemen biri işte taksim derse, o kavga hürültü oluyor. Öyle değil halbuki o şey böyle. Yübde'u min tereketil meyyeti tecizliği. Yübde'u başlanır. Min tereketil meyyeti ölenin terekesi. Rıhtımala bu isim verilir. Tereke. Rıhın üstüyle eşsiz caiz oluyor. Tereke de olabiliyor. Tereke deniyor buna. Ölenin bıraktığın mal. Para, altın, gümüş, artık ne varsa tarla bahçe giriyor buna böylece. Ölenin bıraktığı maldan başlanır bir tecizihi ve defnihi. Önce tecizi, bir kefen masrafları, defin masrafları ölenin malından harcanmıştır. Malından. Ama dese ki mesela varisi evlatlar şu anlara ben yapacağım derse yapar tabi bunları böyle. Fakat şiran mevcut değil yani be. Derler böyle. Ölenin malından ki kendi malın ne yapılır? Gereken kefenleri ne gerekiyorsa defin işleri, tahtlar bunu yapılır. Bila israfin vela takdirin. İsraf etmeden ve kısmadan da fazla. İsraf yok böyle. Ölenin malı olduğu için böyle böyle. Ölenin malı olduğu için. Şimdi ne yapıyorlar? Mezarlıkta iyice dağıtıyorlar. Orada dürü alayı mı orası Allah korusun? Bidat muhtemelen böyle yapıyor. Allah korusun derler böyle ya. Ya bu şeyle. Yani ölen evinde üç gün yeme pişmez aslında böyle. Onu komşuya götürürler, onları verirler. Şimdi ne yapıyor? Bir düğün mü nedir bellidir böylece. Ölen evinde, hatta mezarlıkta böyle. Bir tarafta mezara doğru gömülüyor zavallı böyle. Öbürler şapşum şapşum böyle. Nasıl yorar böyle? Nasıl geçiyor boğazlarından böyle? Sümetuk da düğünlüğü. Demek önce ölenin malından onun defin işi. Kefeni, mezarı, tahtası neyse bunu yapılır böyle. İsraf etmeden fazla kıtmadan da böyle. Ortak aranda. Sonra borçları var. Ödenir borçları öderim alından. Taksi olmadan bunlar da böyle. Taksi olmadan ondan sonra borçları öderim. Borçları öderim böylece. Eğer emanet bunda bir şey varsa emanete sahibine verilir. Oluyor. Emanete bir şey vermiş kendisine. Emanete sahibine verilir. Sonra borç öderim böyle. Ne kadar borcu varsa ödenir. Yalnız tabi borçta da beyine deniyor böyle. Önüne gelen şey, alacağım var diyse olmaz tabi böyle. Mutlaka şahit lazım, bir senet, sebet lazım, neyse bu şekilde. Bir ispatı kanıtlaması gerekiyor bunun böylece. Demek ki ondan sonra ödenir borçları bunun böylece. Sümetün bezü vesayyahü. Sonra vasiyetleri varsa onunla yine getirilir. Vasiyetleri varsa. Tamam. Min sülüsi ma bakiye bade deyni. Öden sonra üçte biri malını bıraktığımın üçte birinden vasiyet getirir. Üçte birinden. Daha fazla yapmış vasiyetini yine getirilmez muhtemelen böyle. En son üçte bir hakkı var. Ölen kişinin malına. Malına böyle. Veda hacinde. Sahabe-i Vakkas Hazretleri, Sahabe-i Vakkas Hazretleri böyle. Aşırı beşlerden mutlu, ilk Müslümanlardan muhtemelen. 17 yaşında Müslüman oldu, 17 yaşında Müslüman oldu. Hatta annesi bunu çok sevdiği halde, duyunca annesi bunun Müslüman olduğunu,
Bak dedi Sa'd dedi buna. Eğer sen de o dinden dönmezsen, Haşim Muhammed'e sövüp sayamazsan dedi böyle, ben de şöyle çıkacağım, artsız öleceğim bak şöyle dedi böyle. Anne sen mi istedin ben muhtemelen böyle? Sen mi istedin? Ben derim onu muhtemelen böyle. 17 yaşında ilk kan akıtan böyle bir devenin çene kemiğiyle bir müşrikin başını vurup yardı başını böyle. Bir de okşuyor çok bu. Uhud Savaşı'nda 1000 ok attı böyle. Peygamber ok verdi arkadaşlar. Ya az saat, az saat bu şey böyle. Atar dedi böylece. Bir de bunun duası da müstecaptı muhtemelen. Duası kabul ediyor bunun duası da böyle. Peygamber duası aslında böyle. Bu hastalandı Veda Hacı'nda. 10. yılda oldu Hicri, Veda Hacı. Ve hastalandı bu böyle. Göğsünde büyük sancı başladı göğsünde. Yani benim anladığıma göre kalp krizi geçirmiş muhtemelen böyle. Tabi onu da bilmiyor kalp krizi böylece. Göğsünde şiddetli sancı diyor. Hadis-i şerifte veriyor. Kalp krizi geçiriyor. Şimdi kalp krizi geçiren insan, ben bunu çok geçirdim için defalarca, o anda kişi hiçbir şey aklına gelmiyor ölümden başka. Yani her an son nefes ölüyorsun. Öyle insan oluyor böyle. Son nefes ölüyorsun. Böyle oluyor insan böylece. Bu da artık öleceğim derken Peygamber haber gidiyor Aleyhisselam Hazretleri'ne saat çok ağır diye. Peygamber ziyarete geldi Veda Hacı'nda. Mekke'de oluyor. Yani geldi. Dedi ki Ya Resulallah öleceğim korkmuyorum. Çok üzülüyorum. Neden? Siz öncesin Medine'ye ben burada kalacağım. Ölüm burada kalacak böyle. Aslı Mekkeli. Ama muhacirci ettiği için orada ölmek istiyorum terimler. Daha eftal. O bakımdan böylece. İkincisi de yarısı oldu dedi böyle. Benim malım çok dedi böyle malım. O gün için malım çok verdi böyle. Benim tek kızım var dedi bana varisim. Tek bir kızım var. Ben de malımı dedi vasiyet etmek istiyorum böyle. Hayra verirsin benden sonra. Tek bir kızım var. Peygamber izin vermedi. Hayır, olma. Hepsini veremezsin. Üçte kişinin arası yolda çok. Üçte biri o da çok ama üçte olabilir, üçte biri olabilir. Sonra buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ya Sa'd, üzülme. Sen ölmeyeceksin. Yaşayacaksın sen böylece. Sen elinle çok fütuhat olacak, fütuhat olacak böyle. Elinle böylece. Ve İran'ı o fethetti muhtemelen, İran'ı böyle. Fethetti böyle. 55 yılda öldü Hicri. Yani o günden sonra ne kadar yaşında? 45 yıl yaşında. 45 yıl yaşında. 45 sene yaşında ondan sonra böyle oldu. Çok yaşadı. Tabi sonra çoluşu çok oldu kendisinin böyle. Doğan müstecap yaptı kendisinin. Aşırı 25 yılından. Demek ki önce ölenin malı ne oluyor? Ölenin malı önce onu ölen kişiyle ilgili masraf yapılıyor. Sonra emanet varsa emanetlerine veriliyor. Sonra borcu ödeniyor. Yine borcu varsa o ödeniyor böyle. Bütün malı borcun borcuna giderse gidecek muhtemelen böyle. Bu öden olmuyor böylece. Hanefi'ye göre Allah olan borçları ödenmiyor. Eğer vasiyet etmemiş Allah'a karşı o olan borçları. Mesela zekat borcu varmış. Hacı farz olmuş yapmamışsa onlar ödenmiyor onlar böyle şey. Hanefi'de, Şafi'de onları çıkarıyorlar böyle. Ondan sonra demek ki varsa vasiyet yerine getiriliyor. Üçte birinden. Daha fazla vasiyet etmiş yine getirilmez muhtemelenler. Ancak varisler ittifakla kabul ederlerse o zaman olabilir böyle şey. Şimdi yüksemül baki, beyne vereseti. Sonra kalan mal ne olur? Varis arasında taksim olmuyor muhtemelen. Dost da olur, düşman olur muhtemelen. Yani insanın sonu muhtemelen. Öyle insan vardır ki, yemez, içmez böyle artık, giymez, bilmem ne yapmaz böyle, kısar böyle, o kadar şey yapar böyle. Ama öldüğü anda ne olur muhtemelen? Yani çok kişi var ki böyle, en sevmediklerine malı kalıyor kişinin böyle. En sevmediği kalıyor malı muhtemelen böyle. Nedir bu vasiyet etmek, vasiyet etmek? Vasiyet etmek, vasiyet. El vasiyeti müstahabetün. Bima duyune sülüsi. Vasiyet etmek müstahap.
Onun üçte birini en son vasıf müstahap. Nedir müstahap? Sünnetin bir aşağısı. İmkânı verseti agniyâ'e. Eğer varislerin durumu iyiyse, yani gani zengin ister varisler, itilisi olmalı fazla, o zaman ne yapar kişi? Ölecek olan kişi ölmeden önce vasiyet yapması müstahap, o zaman müstahap böyle. Ve illa fetergâ ehab. Eğer varisler durumu iyi değilse, yani varislerin durumu iyi de zor geçiyorlar, ihtiyaçları varsa, o zaman vasiyet etmemesi daha iyi muhteremdir. Malı için böyle. Yani şunu buraya bunu veren diye yapmamız daha iyi bu şekilde böyle böyle. Bir zat varmış. Hayatında çok yani avucu sıkı. Öyle birmiş muhteremler böyle. Artık hanım uğraşıyor, yalvarıyor. Buna bir evini hal aldırıyor ilk olarak. Güzel böyle bir halı alıyor böyle evine. Yepyeni halı tabii. Odaya girilmiyor ama kullanmıyor fazla eskimesin diye de. Derken ömrü azmış, ağır hastalanıyor. Bakıyor artık ölecek. Oğlunu çabuk, oğlum gel buraya diyeyim. Öldükten sonra diye bu halı diye falan cami ver diyor. Vasiyet ediyor böyle. O da hemen başlıyor dürmeye. Ne yapıyorsun? Dedin cami ver, oğlum şimdi değil, diye dursun adı haber diye. Ben nasıl verirsin? Baba diye, sen onun bakışını veremiyorsun diyor. Sonra bana bu kız, ben de direkt veremem belki. Şimdi vereyim ben bunu böyle diyor muhtemelen böyle. Yani hayat denen şey, dünya hayatı çok garip bir şey muhtemelen böyle. Yani insan sonunu görünce böyle, çok garip bir dünya hayatı böyle. Bak halı o odaya girmiyor böyle, oturma bile kıyamıyor bu şekilde böylece. Bunu filan camiye ver. Ne zaman? Öğretten sonra mı? Şimdi olmaz böyle. Şimdi bir tek mesele şeyim burada. Erkek, kız, çocuk arasındaki taksimde. Yusikumullah'ı Allah size vasiyet yapıyor, emredi yani böyle. Firat diyor ki, lizekeri misli halde ünse yiyin. Lizekeri misli halde ünse yiyin. Erkeğe kızın iki katı verilmesine. Farz kılmıyorum böyle. Erkeğe kızın iki katı verilmesine. Bu Allah'ın emri. İki katı vermek şey böyle. Tabi hikmetleri çok muhtemelen bunun böyle şey. Şöyle bir kısa birkaç şey anlatayım inşallah. Kadının ne kadar malı da olsa, kadının geliri de olsa, eve bir şey masraf etmeye, harcamaya mecbur değil muhtemelen kadın bakmadır. Olur babasından kalmıştır, babası zengindir, birkaç daire kuşu kalmıştır. Ne ev kirasına, ne elektrik su parasına, ne evdeki mutfak masrafına kadın katmaya şerai mecbur değil muhtemelen. Erkek bunu zorlayamaz. Yani işte senin bu kadar paran var işte, miras aldın, şu oldu, onu bana ver diyemem muhtemelen böyle. Ona dokunamaz böylece. Ve kadına verdiği mehir parası, ona dokunamaz erkek muhtemelen böyle. İşte bakın kadın hakları mı? Kadın hakları muhtemelen böyle. Kadın hakları muhtemelen böyle. Şimdi abi bazı şeyler, işte ekonomik açıdan, Kur'an'dan bağımlı olmasına çalışıyormuş ekonomik açıdan. Bağımlı değil ki, alacak da ondan. Erkek borçlu. Alacağını istiyor ondan bu şey muhtemelen. Alacağını istiyor bu şey muhtemelen. Yani kadın ev hanımı muhtemelen. Din de ben. İşte kadın ev hanımıdır böylece. Şimdi kadın çalışan ne oluyor? Önce evlatta ana sevgisi olmuyor, doğal olmuyor muhtemelen. İlişki, iletişim olamıyor. Çocuk, 6 ay çocuk olsun böyle, o çocuk anne kucağında bir haz duyar muhtemelen bak. Bak anne karnından böyle. Nasıl ki arılar, hayvan da arılar ama eğer bir petekte arı beyi olmasın hep dağılıyor muhtemelen bak. Hep dağılıyor böyle.
Arı beyi ne yapıyor? Arı beyi, orada bir hormon salgılar muhtemelen. Yorgun salgılar, bütün arılar onunla orada birlik kalırlar. Şimdi çocuk da altı ile bir çocuk bile olsun, anası bunu kucağına aldı mı, anneci bunu ayağında salladı mı, o muhtemelen. Ondan bir manevi haz yaşıyor. İletişim böyle böyle. Ruhsal bir, doğal bir şey oluyor. Şimdi ne oluyor? Kadın çalışıyor. Erkenden kalkıyor. Şuna bakamıyor ki muhteremler. Ne lazım? Makyaj lazım ya. Makyaj lazım. Şey çıkıyor böyle böyle. Üstü başı yeni olacak. Şu olacak, bu olacak. Sonra ne oluyor bir de? Çoğunlukla hazır gıda alınıyor muhteremler böyle. Çünkü çalışıyor. Kendim şey yapmıyor böyle böyle. Hazır gıda alıyor. Ne oluyor? Masraf kalkıyor muhteremler. Onun makyajı, şunlara, bunları, çocuğa bakışı lazım, şunlar lazım, bunlar lazım. Hazır gıda alıyor, masraf çoğalıyor muhtemelen bu şeye böyle. O çocuk ne oluyor? Zavallı çocuk muhtemelen böyle. Ana sevgisinden, o manevi hazdan mahrum kalıyor muhtemelen. İleride ne oluyor? İleride çocuk da annesine karşı şefkat kalmaz muhtemelen böyle. Kalmaz muhtemelen. Çünkü de büyüde mi? Evlendi mi? Hiç muhtemelen. Hatta evlenmeden daha muhtemelen. Evlenmeden daha böyle yalnızca bir arama mesela muhtemelen böyle. Aramaz böyle. Şimdi oluyor, herkes yalnız kalıyor böyle böyle. Demek ki kadın babasından ne yapıyor, annesinden? Erkek kardeşinin yarısı alıyor ama erkek kardeşi ev bakmak mükellef. Ev bakmak muhtemelen. Hatta akraba bile, akrabalarında bile kimse olmayan fakir akrabası varsa erkeğe bakması üzerine vacip oluyor. Kadın olmuyor muhtemelen. Sonra mehir erkek veriyor. Düğünde, masrafta. Erkek, kadın mehir vermiyor kocası muhtemelen. Böyle. Şimdi her şartta bir hikmeti vardır derler ama hikmeti her şeyin var böylece. Aklıma gelen bir olay da bir Türk Hakanı ortasında yaşayan Hakan Türk zaman Hakan derlermiş yerlere. Han Hakan derlermiş böyle. Yani padişah sultan hüküm anlamına geliyor. Bir Türk Hakanı'nın şöyle sevdiği biri varmış böyle. Yani görevli değil böyle. Onun sıkanı alırmış. Ondan o bir sev kadının konuşmasında. O kişiye bir usulü varmış, hiçbir şey kızmamış. Ne olsa sultanın bunun hikmeti var demiş böyle. Bunun hikmeti vardır. Hep böyle var, hikmeti vardır böyle. Bir gün diyor ki şimdi buna hükümdar sultan, bu sevdiği kişiye, ben diyor bıktım diyor artık bu etrafımdaki kalabalıktan böyle diyor böyle. Bire gidemiyorum serbestçe. Korumalılar, muhafızlar, şunlu askerler, şunlar bunlar, paşa vezirler böylece. Yani bir nevi mahkum gibiyim ben de yok dedim ben. Yani hür sebe gezemiyorum şey dedi. Sen diye falan güne gel diyor. Ben de kıyafetini değiştireceğim. Kimse tanımasın diyor. Hiç olmamış karşılığında. Şu an gidelim bir gezelim bakalım böyle. Serbest şey be, gezelim bakalım böyle. Ormanda böyle bir yerde. Peki sultanım diyor. Bunun hikmeti vardır gene bu tabi. Gidiyor bunlar şimdi ormana. Tabi babası da bunun sultanmış, hükümdarmış. Sahada doğup büyümüş. Bilmiyor ormanda yürümesine ki zavallı böyle tabi. Böyle ağaçlara, kuşlara bakınırken böyle ayağı bir çukura giriyor. Ayağı burkuluyor. Ay canı yanıyor. Ayağım burkuluyor diyor. Onda bir hikmeti vardı sultanım diyor. Kızıyor şimdi bu sefer. Canı yanmış değil mi? Kızıyor tabi bir şekilde. Şimdi başlıyor artık önüne bakmak için sultan böyle. Bakmıyor yukarı böyle. Tekrar ayağımı bükürtmeyeyim diye böyle. Yine bakarken bu sefer bir ağacın dalı gözüne giriyor. Gözüne giriyor, batıyor gözüne. Gözüne kan, man geliyor, cihaz geliyor. Kızarıyor, muzarıyor gözü şey yapıyor. Bak gözüm bir oldu böyle diye. Onun hikmeti var sultanım diyor. Ama kızıyor dışım böyle. Devam buna gidiyor yani. Hikmeti var mı bunu diyor böyle. Ayağım burkuldu, gözüm çıktı diyor. Hikmeti varsın böyle diyor. Devam buradan koyuyor onu böyle şey. Sultan bunun hikmeti vardı benim komandamda, bunun hikmeti vardı benim komandamda böyle diyor. O da kızıyor tabi falan, git bakalım diye. Bu gidiyor, uzaklaşıyor oradan bırakmıyor tabi bunu böylece.
Yani bırakmayan tabi bunu böyle, sadıkmış kendisine böyle. Bunu hep ayrılıyor böyle. Otaya epey de diyor, geçsin bakalım bu kızın, geçsin bakalım diyor, sıkıntısı böyle diyor. Bu aradan sonra bir grup eşkıya, terörist yani böyle, yol bağlıcılar. Oradan geçerken onlar reisi bunu görüyor. Tutun bakalım bunu diyor. Kendisi karşıda, tutun bakalım bunu. Ne yapalım bunu? Meğer o idam mahkumuymuş, idam mahkumu zindan kaçmış bu böylece. Ve adadım diyor, Allah'a diyor. Adaması da bile bak. İnan hakkını, eşkıya yani böyle. Allah adadım ben diyor. Eğer dedim diyor, sizden kurtulursam oruma edeceğim. İlk asılım adamı kurban edeceğim buna. Adak olarak. İnsan kurban edecek ama. Kurban edecek kişi değil böyle. Tutun bunu diye inan bakalım buna. Bunu kurban edelim bakalım buna böyle. Tutun iki kişi bunu bakıyorlar, ayağı topal. Reisim bunun ayağı topal ama kurban olur mu bu? Bakıyor, o zaman etmez diyor. Yatırın bakalım. Yatırıyorlar. Bakıyorlar. Gözü yok böyle. Kamu, o, reisin bunun gözü kör. Ama bu kurban. Ulan bırakın işte böyle bakalım diye. Bırakıyorlar. Şimdi tabi padişah ilk defa böyle şey başına geldi böyle. Ayağı burkuldu. Gözü gitti. İdamdan kurtuldu. O psikoloji yaşadı kendisi de böylece. Şimdi artık kovdu adam var işte. Ah bir gelse de. Gelse bakalım böylece. O da bunu görmüyor ama uzaktaymış böylece. Sonra bu geliyor böyle. Gelince ne oldu, neredesin diyor. İşte ben bekledim bir yerde. Aman diyor, şu an diyor başına gelenleri. Baş böyle böyle gelir diyor. Bak sultanım diyor. Beni kovma hikmeti varmış diyor böyle. Neden diyor? Eğer sen beni kovmasaydın diyor, seni beğenmemişler kör topal diye. O zaman beni kovma derler bunlar beni. Tabi bir de muhtemelen revasıyla ilgili varisin. Varisi vasit edilmez varislerine. Verecek kişiye işte varislerine oğluma şunu ver alsın, kızım bunu alsın, şu şunu alsın. Hakkı yok bunların muhtemelen böyle. Hakkı yok böyle. Hayatken kendisi de verebilir ama. Hayatken böylece. O zaman da erkek ayrım yapmaz böyle. Aynı verebilir hayatken. Ama verdikten sonra derse o mirasa giriyor muhtemelen. Ölmeden önce mirasa girmiyor. Hibeye giriyor böylece. Kızını ismini verebilir, oğluna ismini verebilir. Oğlum serbest verir. Ölümden sonra karışamıyor. Bu Nisa suresinin başlarında muhtemelen, bir de en sonunda geliyor bir de miras meselesi. İnşallah başka sohbette onları da açıklar inşallah böyle, kim hisselerini. Şimdi Mevlam buyuruyor bizlere, burada tilki hududullah, tilki işte bunlar. Allah'ın yaptığı taksimler böyle. Yani kızın hakkı, ana babanın torunlu hakları bu şekilde. Abi bir de şunu açıklayayım muhteremler. Yukarıda geçmişti ya. Muris ölmeden, muris mirası bırakan kişi ölmeden önce onun varisinin hayatta olması gerekiyordu. Onun varis olması için böylece. Şimdi bir de şu olabiliyor, bu çok oluyor günümüzde de böylece. Baba oğul, eğer bir babanın oğlu babası önce ölürse babası varis olamıyor muhtemelen bakıyorum. Yani varis olmasının şartı nedir? Babası ölmeden hayatta olması gerekiyor böyle. Böyle ki 5 dakikası ölürsün, zarar etme beni. Yine varis oluyor böyle şey. Demek ki bir oğul babasından önce ölürse veyahut da İkisi birden kaza ölürlerse, kimin önce öldüğü bilinmezse, ona varis olamıyor. Bu zaman ne oluyor? Ölen kişinin, eğer oğlu varsa, başka oğlu varsa, o zaman torunlar buna varis olamıyor muhtemelenler. Bu var muhtemelenler. Şimdi kanun veriyor. Ama Allah hukukunda haram olur muhtemelenler. Bakın. Demek ki bir babanın oğlu, eğer babası önce ölürse, böyle ki bir dakika böyle. Mesela babası ağır hasta, onu başına bekliyorlar, ölüm halinde. Oğlu bir kalp krizi geçirdi, öldü onu böyle. Bir dakikası babası öldü böyle. Bir dakika bile olsun böyle, babası önce öldüğü için ne oluyor? Babası var, olamıyor. Olamıyor bir tane. Olamayınca ne oluyor? O oğlunun çocukları, eşi çocukları, dedeler hiç alamıyorlar müslümanlarına. Onlara böylece. Oğul olursa ama böyle. Oğul olmasa o zaman oluyor böyle.
kızları varsa böyle. Tilki hududullah. Rabbim bu herkesin mirasındaki taksim birden sonra Mevlam buyuruyor. Bunlar Allah'ın hududu bunlardır. Allah'ın çizdiği hat, hudut, yani sınır bunlardır bu şey böyle. Arzadır böyle. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a itaat ederse, kim Allah'ın Resulü itaat ederse, bir cenahatin, Allah'ın cennetine koyacaktır muhtemelen böyle. Bakın bunun karşı cennet muhtemelen. Yani kim bu miras meselesinde Allah'ın taksime razı olsa, itaat etse, Peygamberimize haber ver, haber itaat ederse, bu nedir karşılığı? Farz olduğu için. Farz olduğu için, olduğu için bunun karşılığı cennet mi koyar böyle? Yudukül cennatim. Alınca koyardır. Kıymet-i enhar. Altta nehirler akan cennet. Bunun yeri. İşte bu da bir imtihan günümüzde muhteremler böyle. Nice böyle yani salih görünen diyelim. Yani gerçi salih olsa yapmaz da böyle. Yani nice öyle salih görünen kadınlar. Yani belki acile gitmiştir, ömreye gitmiştir, beş vakitini kılar, orucunu tutar, sık oruç tutar, tesbihini çeker, Kur'an okur böylece. Ama iş böyle maddiyata geldi mi, o zaman iş değişiyor muhtemelen böyle. Geliyor böylece. Ne diyordun böyle? Ben aynı iş isterim diyor. Bana kanun bakıyor ya böyle diyor. Ama bu kanun geçmiyor ki mezarda, mahşerde. O halde muhtemelen böyle böyle. Bu kanun dünyada geçiyor böyle. Geçiyor, alabiliyor böyle böyle. Ama mahşerde Allah'ın kanunu geçiyor adam muhtemelen bu şekilde böyle böyle. İmdandır. Demek kim de böyle bu hududu çiğnemezse, Allah'ın taksim razı olursa, olmasa ne oluyor? Aldığına haram oluyor muhtemelen. Allah haram oluyor bu şekilde. Yapmışsa ne olacak? Bu ödemesi gerekiyor yani böyle. Hesabını güzel yapar, ödemesi gerekiyor. Yani alışması gerekiyor bunun böyle. Mevlam ondan razı oluyor. Onun yeri cennet. Tecmüt-i enharu haline fiha. Ebedi kalmak üzere alttan nehirler akan. Ağaç altından, hatta köşkün altından ırmaklar akan cennete bunu koyacak muhtemelen böyle. Ve zâlikele fevz-i azîm işte en büyük kurtuluş da budur Mevlam buraya böyle. Budur böyle. Demek ki kim buna razı olursa, bu taksim, Allah'ın taksim razı olursa Allah paketi helal oluyor. Onun hayrını görür. Çocuğun hayrını görür muhteremler. Aksi halde hayrını da görmez. Oradan buraya gider. Allah katına korusu da şeyse eğer böyle kumarıysa böyle para hayrını buraya gider muhteremler. Allah korusun böyle şey. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Özeteyim onu inşallah. Kim de buna razı olmazsa onu verir cehennem buraya muhteremler. Hatta haline fiyat var buna. Ebedi. Nasıl ebedi? Eğer ben Allah'ın kanını tanımam derse, ben kâfir olurum. Ya Allah böyle buyuruyor dediği halde, bu Kur'an'da böyle dediği halde, ben onu anlamam, tanımam derse, kabul etmem derse Allah korusun, dinden çıkıyor, kâfir oluyor. Korusun. Yani ehl-i nikah da gidiyor, imana gidiyor, bütün yaptığı namaz hepsi yanıyor, gidiyor kendisinden böylece. Bu da tehlike var. Ama malta kimse baki kalmıyor muhtemelen böyle. Kimse mal baki kalmıyor. Ondan derken böylece İrem-i Ethem Hazretleri biliyorsunuz tabii çok kısa olarak şey yapacağım, örnek olarak vereceğim onu böyle. Horasan'da Belh şehri başkent olmak üzere o ülkenin padişahı yani böyle. Sultan İrem-i Ethem Hazretleri bir gece oturmuş yatağın üzerine okuyor bir şeylerini, yüce yatacak böyle. Bakıyor çatıda bir gürültü. Büyük bir gürültü varmış çatıda böyle. Demiş haberin beşleri, bakın bakın ne var çatıda böyle diye. Bakıyorlar, iri yarı bir adam. Çatıda koşuşu duruyor böyle. Bunu yakalayıp getiriyorlar. Sultanım işte bu koşuyor çatıda. Bakıyor iri adam. Yani çatıda ısınma aslında böyle şekilde. Peki ne işin senin çatında diyor. Niye çıktın çatıya? Benim yeni çıktım tavanıma. Sultanım diyor.
şey yapma diyor yani, üzülme, kızma böyle diyor. Devem kaybettim de diyor, devem bulamadım, o arama çıktım çatıya diyor. Allah Allah, bakıyor, adam sen deli misin be diyor. Deven ne işi çatıda? Hadi kedi olsa tırması çıksın. Deven ne işi çatıda? Öyle bir şey olur mu böyle diyor. Tabii kızara söyleyince, şöyle yapıyor. Padişahım diyor, sultanım be diyor. Oturmuş diye kuş yatağına diyor oturmuşum böyle diye, ipek şehri giymişim böyle diye, et ismiş et etrafında böyle diye, utanmanca işte Allah'tan diyor böyle böyle. Senin utanmanca işte burada diyor, ben de şahidim diye vardım böyle diyor. O zaman uyanın tabi Hazretleri, soruyor, sultanım diyor, bu köşk kimin? Benim. Kimden kalır sana? Babam. Babana dedemden kalmış. Ona babasından kalmış. Sana da kalmayacak diyor. Kalmayacak muhtemelen. Kalmayacak muhtemelen. Bu han bu değil mi? Konan geçiyor muhtemelen. Konan geçiyor bu şekilde. Bu han bu şekilde böyle diyor böyle. İnsan dünyanın ne olduğunu anlayamazsa, düşünmezse, tefekkür etmezse, insan sırf dünyaya dolar, o göze bakarsa, insan tatlı verir muhtemelen böyle. İhtiyacı olmasa bile para var ya, para muhtemelen tatlı verir sana böyle. Ama daha gelsin bakalım ben. Daha gelsin bakalım. Bir de ne yapar onu? Günümüze saklayamaz tabii bunu böyle. İş adamı işte onu çalıştıramaz da bir dönem banka yatırır mutlaka kazmaya. Aldı, haram aldı. Ne oldu? Bir de banka yatırır onu böyle. Faiz müessesesi böyle. Yani anlayıp cinayet etmekten daha ağır derimler. Bir de oradan faiz gelir kendisine böyle. Banka onu faizi çalıştırır. Bak bir de o var muhtemelen böyle böyle. Yani bu şimdi bir kişiye insan faize para verse, kişi olarak faize para verse, yani un haram olmuş böylece. Ama parayı faize verdiği kişi, müessese, onu faize çalıştırırsa ne oluyor? O çalıştığı sürece günah bir katı yine bunu böyle. Yani bu kadar tehlike yapmaktan böyle. Yani hep bunlar gaflet muhtemelen böyle. Ölümü unutma böyle. Unutma mahşere muhtemelen böyle. Dünya dünya böyle böyle. Yani kişi öldüğüm ne oldu böyle? Banka parası kalıyor muhtemelen böyle. Banka parası kalıyor böyle. Bir kadın vardı. Şimdi bağlar başlandı muhtemelenler. Şimdi kömürcelere bir yardım olarak bunu tabi muhtemelen tanıdığı için buna vermiyor. Fakir saymıyor bunu. Vermiyor bunu. Gidiyor kaymakamı çıkar diyor bana. Ben işte dul kadın, tek başına yaşıyorum işte, şöyle böyleyim. Bunu tabi kaymakam gönderiyor muhteremler. Kısa zaman sonra öldü. Bankada çok parası var bankada muhteremlerle. Bankada. Yani değmez muhteremler. Değmez muhteremler. Yani o kabir kova değil kabir muhteremler. Yani kabir giremek muhteremler değil böyle. O kefeni giymek muhteremler. Kefeni giymek muhteremler. Bir anlattı, erenler gitmiş mezarlığa, bakmış yeni mezar kazılmış, daha cenaze gelmemiş böyle. Yeni mezar kazılmış, daha cenaze daha gelmemiş. Şimdi bu ne yapıyor? Tefekkür işini diyor, şu mezara bir gireyim bakayım ben diyor. Nasıl bir gün gireceğim buraya? Bir gireyim bakayım muhtemelen böyle. Yine anlattı. Mezara girdim böyle. Ayak tenim dedi böyle. Korkmadım dedi böyle. Ayaklarım mezarda yerde, başım yukarıda böyle. Etrafa bakıyorum, korkmadım. Bir çukura girmiştim ama böyle. Biraz durdum bu şekilde dedi. Bir kendi kendine yatayım bakayım. Hani öyle yatırıldığı gibi şöyle, yatayım bakayım dedim böyle diyor. Sağıma diyor, havada yazılmış, kurumuş toprakta böyle. Mezara giriyor, sağına yattım böyle diyor. Ve yemin ettim muhtemelen. Vallahi billah korktum muhtemelen böyle. Üstü açık ama bak. Üstü açık ama. Ya kefen değil. Genel bir şey muhtemelen böyle. Kefen giymedi böyle. Vallahi billah korktum muhtemelen böyle. Yatınca dedi böyle. Tabii yan yattığı için böyle. Karşıda toprağı, duvarı görüyor böylece. İçerisinden böylece. Yattım dedi böyle. Korktum böyle. Yani biraz da durayım, biraz da durayım dedim böyle. Fırladım muhtemelen. Yani her insanın başına gelecek olay ölüm böyle. O kefene giymek muhtemelen ya.
Kişi ne çekiyor anda böyle. Pamukla konacak, gül serpilecek ondan sonra. Tabuta konuyor, mezara gidiyor. Belki arkadan komik olur, kalabalık olur bir konvoylar. Çenekler, şunda Hristiyan usulleri olabilir, bunlar olabilir böyle. Ama ne olur o şahşalar, tantanalar? Mezar kapısına kadar muhtemelenler. Ona kadar böyle. Ondan sonra ne olur? İşte 3-5 okunur. Herkes tıpış tıpış dağılır. Güle güle konuşa konuşa herkes dağılır derler. Zaman ne yaptı değil mi orada muhtemelenler? O kefeni giydi. Mezara girdi. Bizim topuk atıldı. Yalnız kaldı orada. Yaşam boyu çalıştı, çabaladı. Tartıştı, kavga etti, haram helal demedi. Oradan kırdı, buradan kırdı, haram haram demedi. Hepsi kaldı muhtemelen böyle. Hepsi kaldı böyle. Dersin başında söyledim mi sohbetin başında? Bakın öldüğü ne diyor, öldüğü ne diyor arkadaşı? Kandil söndürün baktım ben. Bak, kandil. Kandil muhtemelen bak. Kandil söndürün. Neden diye soruyorlar. Kandil yağ buna ait de böylece. Şu anda öldüğü anda bu ondan çıktı şimdi mi? Yok mu malı böyle? Mal varisine intikal etti böyle. Ufak çocuğu varsa diyor. Olmaz muhtemelen bir şey böyle. İşte muhtemelen cemaatimiz çok dikkat edelim böyle. Bu aleme günahkar gitmeyelim muhtemelen. Allah aşkına muhtemelen böyle muhtemelen. Vallahi çok zor muhtemelen böyle. Yine kabirdeki soru muhtemelen. Kabirdeki soru muhtemelen böyle. İki melek geliyorlar. Münker, nekir bak. Münker ne meleğe benziyor ne başka varlığa benziyor onlar ama. Farklı başka bir şey onlar böyle. Yani bilinmeyenler böyle. Normal meleğe de benzemiyorlar. İnsana benzemiyorlar. Böyle farklı başka bir varlıklar bunlar muhtemelen böyle. Sanki böyle şimdi çakar gibi böyle. Bir anda karşısına beliriyorlar. Sesler gök güler gibi böyle. Ben Rabbim'e çınlıyor benimden böyle. O duyuyor, biz de Müslümanlar böyle. O an neler oluyor anlıyor. Ne oluyor böyle şey. Biz ne yapıyoruz mi? Götüremezler götürenler. Şöyle bir de bakıyorlar böyle yakınları. Durun toprakla böyle. Düzeltmek, şuradan mı koyup düzeltmek böyle, düzeltmek bu şekilde böylece. Ah zavallı ne yapıyor işte ki Müslümanlar böyle. Halbuki üzerine o kadar üzerine titiz olmuyor üzerine böyle. O aslında biraz yamuk olur üzerine zahretme bu şekilde. O anda dua etmek lazım muhtemelen. Oturmak lazım böyle. Allah'ım sen bana yardım eyle. Bak bu şahı soruluyor. Rabbim sen bunu kalbi sabitle. Yani kimse bunu sabit kıl, şaşırtma. Diye ona dua etmek gerek ondan muhtemelen böyle. Yardım yapmak gerek işte böyle muhtemelen. Onun işte kişi böyle. Herkes dönüp gidiyorlar. En hazin al insan dönüşü işte muhtemelen. Ruh ölmüyor ki. Ruh ölümsüz. İnsan aslı ruh. Et kemiği değil muhtemelen böyle. Eli kopmuş, kesmiş değil mi? At bir yeri bir şey olmuyor böyle. Yani kişi karşıda bakar ki abinin köpek yesi elini, acı demek için muhtemelen böyle. Böyle. Ruh, insanlar asıl ruh bir şey böyle. Ruh ölümsün muhtemelen böyle. Ruh madde ötesi olduğu için ne yapıyor? Maddeyi de görüyor, öbür alemdeki ruhu böyle. Onlar hepsini görüyor bunların da böylece. O kabirdeki soru, sual muhtemelen. Rabbin kim ya? Kime Rabbiye kulluk ettiğin? Dinin ne? Hangi dini yaşadın? Hangi dini uyguladın? Ya Allah böyle böyle buyurdu mu değil mi? Mesela faiz örnek olarak şimdi böyle. Allah bunu böyle emretti. Sen ne yaptın? İşte yok ben şu kadar isterim böyle. Ben de erkek gibi isterim böyle. Ne yaptın peki? Bıraktın kendini anlatın. Ya ne oluyor? Onun da varisleri onu yiyor anlatır. Onu yiyor anlatır. Bunmuş adı cemaatim ama böyle tevbe edilmiş Mevlamız'ın muhtarına böyle. Mevla'ya dönelim muhteremler. Başka hepsi yalan bundan başka böylece. Kaza namazını kılmaya çalışalım. Kaza namazını böyle. Kılmaya bundan çalışalım böylece. Yani üşenmeyelim. Abzalımı üşenmeyelim. Böyle haber mabeli uzatmayalım kendimize fazla böylece. Tabi bir bilgi lazım bunlara geliyor bunlara böyle. Lazım olduğu kadar böyle. Özet almak gerekiyor bunların böyle. Ama ölüm ve hazırlık gerekiyor buradan. Kim buradan oraya rahat giderse günahını bırakır, tevbe eder, namazını kılar, kazasını kılar, haramdan sakınır, az olsa helala razı oluruz, kanaat ederse kabre girince oh derim muhtemelen, oh derim böylece, oh derim böyle. Cennetten bahçe, yemyeşil kabre muhtemelen. Göz gördüğü kadar muhtemelen. Göz gördüğü kadar muhtemelen.
Nasıl oluyor acaba o kabirle göz gördüğü kadar yeşillik oluyor acaba böyle? Bir örnek vereyim ben hayattan. Yani yaşadığım örnek vereyim böylece. Burada güneş eden biri vardı. Adı Hacı Rahip diye Allah'a emanet muhteremde. Orada mezarada. Yine Allah dostuydu. 300'lerin başı. Kendisi muhteremde. Ağır hastalığında ziyaretine gittim. Ağır bay hastalığı. Bilin tabi yerine tabi. Ziyaretine gittim. Oğlu'da tek kızı vardı. Hanım ölmüş. Kız tabi yaşlı. İçeri aldı kızı beni. Odaya gittim. İşte duvarın kendi divanında yatıyor. Duvar, kör duvar, bence bir şey yapıyor. Kendi yatıyor burada böylece. Beni beri oturuyor sandalyeye. Bana Ahmet sen buraya gel bak. Ahmet buraya gel, buraya. Duvar gösteriyor. Bu taraf buraya gel bak. Herkes burada bak. Herkes burada, sen de buraya gel. Duvar gösteriyor böyle. Kız da bilmiyor babasının ne olduğunu ama böyle. Baba nereye gidecek? Duvar olsun da böyle. Duvarım da inanmadı muhtemelen. Bak vallahi billahi muhtemelen elini sıvadı benim. Elini sıvadı, duvar görmüyor. Yok, duvar görmüyor, görmüyor, şeffaf. Bak, ne dedin ki, burada kimde var? Herkes burada, belki. Allah dostum, bak buna, oraya kimde gelmiş muhtemelen böyle. Rahmet, evliyolar, kimde gelmiş burada böyle? Kim nasıl yeşillik olsun muhtemelen böyle? Duvar inanmadı muhtemelen, elini böyle tuttu böyle. O zaman duvar görmüyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen. İşte ben bunu düşünüyorum böyle muhtemelen böyle de. Demek ki mezarda o toprak görünmüyor ki şey ki muhtemelen. Açıyor böyle muhtemelen. Açıyor böyle. Kimler mezara geliyor? Bu insan hesabını verebildi mi orada? Sorun cevap verebildi mi? İki melek seviniyorlar. Hoş geldin ey Allah'ın salih kul diyorlar. Artık bu da serbestsin diyorlar böyle. Mevlam buyuruyor kabir ya kabir. Vesilehu kuluna genişle. Genişle muhtemelen. Cehennetin bahşi muhtemelen. Cehennetin kokuları böyle. O cehennet yeşilliklerinden gül gülistanlar muhtemelen böyle. Ondan sonra ölen ruhlar yakınları geliyor. Allah dostlara geliyor böylece. Bir alem orası muhtemelen böyle. Oradan bakınca dünya değmez muhtemelen böyle. Dünya değmez muhtemelen böyle. Değmez dünya. Tabii burada çalışmak lazım. Ekmek burada lazım muhteremler. Onda da olmaz tabii. Ama orası dünyadan çok ama çok önemli. İlahi Fatiha.